Herkese merhaba arkadaşlar. Naci Hoca ben. 1 Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece saat 1.38 civarında oturdum. Ve bir video çekme kararı aldım. Bunda işin açıkçası izlemiş olduğum birkaç videonun vesaire falan ki YouTube'da mümkün olabildiğince farklı yerlerden acaba insanlar da ne yapıyor, nelerle uğraşıyor diye birçok kere dolaştığım siteler, kanallar vesaire oluyor arkadaşlar. Günceli takip etme adına. İnsanların yeni bir bakış açısı getirdi mi bir şeye yoksa hala aynı yerde sayıyor muyuz diyerekten böyle bir araştırma içerisinde bulunuyorum. Özellikle kendim de anlam ve okumaya çok fazla önem veren bir hoca olarak da kelime üzerine gerek kitaplarımı da o şekilde çıkarmaya, planlamaya çalışıyorum. Gerekse arkadaşlar da program çizerken de kelime ve okuma alıştırmalarını daha yoğunluklu, daha ağırlıklı olacak şekilde çizmeye çalışıyorum yollarını. Ara yapmış olduğum araştırmalarda, gezmiş olduğum kanallarda, özellikle böyle çok şaşalı başlıklar vesaire falan atılıyor. İşte kelime çalışmanın en iyi bilmem kaç yolu tarzında. Kelime öğrenmenin en basit yolu tarzında. Kelime ezberlemenin en kolay yolları şeklinde. Hatta daha da birazcık hadlerini aşıp bence akademik kelime vesaire falan gibi bizim alanımıza da dalıp aslında arkadaşlarda o kadar olumsuz bir etki bırakıyorlar ki bunların izlerini silmek için ben ya da bu işe farklı bir açıdan bakan birçok kişi efor sarf etmek zorunda kalıyoruz. Bu eski izleri birazcık silmekle uğraşıyoruz. Buradan hani bir de çağrıda bulunmak istiyorum artık. Ne yapacağımı bilmiyorum bu anlamda ama lütfen öğretmenler olarak, biz eğitmenler olarak özellikle kelime ya da okuma çalışmanız. Bunun adına isterseniz dinleme diyeyim, farklı bir şey de yaparken, writing de yaparken vesaire. Önce kendimiz ciddi anlamda bir araştırma yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü karşı tarafa aktaracağınız bir bilgi o kişide derin izler bırakabilir, onun öyle olduğunu sanabilir. İşin tuhaf tarafı bu tarz hani popüler yerlerde vesaire yorum yapıldığında ben yorumlara da hayretle bakıyorum. İşte bunu denedim o falan tarzında. Ya böyle bir şey hiç daha önce duymadım. Bunu Türkiye'nin yeni üniversitelerinde vesaire falan da yapıyorlar. Listeleme yöntemiyle bildiğiniz kelime ezberi diye o kadar çok hani böyle kelime ezberleme vesaire falan tarzında videolara denk geldim ki Allah Allah, ben kendimi sorguladım. Dedim ki yani benim yanlış yaptığım bir şeyim var. Kelime listesi. Yok işte şunun 1500 kelimesi, yok şunun bin bilmem ne kelimesi vesaire. Tamam, kelimeye bir rakam verebilirsiniz. Günde 30 kelime öğrenme, 40 kelime ezberleme. Adı bu kadar şey de basit de olabilir aslında. Ama bunun altını nasıl dolduruyorsunuz diye özellikle bu açıdan izledim. Yoksa başlığa falan takıntılı değildim. Yani başlıklara bu anlamda hiç önem vermiyorum. İçerikte ne anlatmaya çalışıyor eğitmenler ona birazcık bakıyorum. Ama resmen böyle bir liste halinde insanlara Türkçesini bulun, yazın. İngilizcesini bulun, bilmem ne yazın şeklinde. Yok efendim, atıyorum işte apple buldunuz karşısına elma yazın, işte candle buldunuz karşısına bir mum yazın vesaire ve böyle işte 30 tane çıkartın. Bunu bir sonraki gün bir daha bakın, yanınızdan ayırmayın, bir tarafını kapatın, öbür tarafından sorun, kağıdın arkasına yazın, önüne bilmem ne yazın vesaire gibi. Arkadaşlar yani resmen zaman alan, uğraştıran ve yanlış da olan yöntemlere başvuruluyor. Öğrencilerin de bu anlamda zaman kaybı bayağı da bir fazla olacağını düşünüyorum. Özellikle akademik sınavlara da hazırlanan birisi ise bu birazcık işi var demektir. Pekala hocam, bunları söylüyorsun ama senin önerdiğin şeyler var mı derseniz biraz da onu çekmek için. Gecenin bu saatinde diyeyim birazcık işi gücü, uykuyu kenara bırakıp normal enerjimden biraz daha düşük bir şekilde aktaracağım bazı şeyleri. Bu anlamda affınıza sığınıyorum. Arkadaşlar kelime çalışmanın gerçekten kişiye göre değişebileceğini, bu anlamda karşıdaki arkadaşı iyi tanımanın, kitleyi iyi bilmenin, özellikle de belli bir alana yönelik konuşuyorsa burada hoca, o alana yönelik ipuçlarını, iyi çalışma yöntemlerini ona göre belirlemesinde fayda var. Geneli ilgilendirebilecek bir kelime çalışmasını belirtebilmek için bayağı o alanda da çalışmalar yapılması ya da bir şeyler ortaya koyması gerekiyor. Bazı metotlar çok eski. Evet, çeviri metodu bunlardan en eski metotlardan bir tanesi ama işte bir cümleyi verdim, onu çevirerek vesaire falan gidiyorum diyen hocalarla da karşılaştım. Bu anlamda denk de geliyorum öğrenci arkadaşlarım söylediği. Tabii her yiğidin kendine göre bir yoğurt yiyişi vesaire var ama kelime çalışması esnasında özellikle neyle
uğraştığımıza dikkat etmemiz lazım. Akademik anlamda mı gidiyoruz? Genel dil anlamında bir şeyler mi öğreniyoruz? Burası çok önemli. Çünkü aktif anlamda 650 bin, 700 bin kelimenin olduğu bir dil. Özellikle İngilizce'den bahsedecek olursak. Bir deryadan bahsediyoruz. Bunun hepsine bir ezber yöntemiyle dalmak ne kadar mantıklı olacak? Ya da nereye kadar insan bu şekilde dayanabilecek? Yani bir hafız mıdır ki sürekli aklına, beynine atacak bunu? Ya da bir tane kitapta vesaire bile karşılaştım. Dayanamadım. Yorum da yapmıştım yani. Sürekli yöntemlerden bir tanesidir bu. Serbest çağrışım vesaire falan şeklinde gider. Bir tane sözcüğün tutulur. Size hatırlatacağı herhangi bir Türkçe'de hafif de iğrençliğe kaçacak boyutta bir hikaye olgusu esnasında etrafında döndürülür bu ve akılda kalmaya çalışılır. Atıyorum işte ne dedi? Vanish tarzında bir şey söyledi. Ortadan kaybolmak şeklinde aldı. Efendim ne bileyim bir Costa Vanish'ten lekeleri ortadan kaldırıyor şeklinde falan. Aklında bırakıverdi. Ya da dungeon diyor işte zindan kelimesi. Taşları alıyorlarmış mahkumlar falan da protesto etmek için dungeon, dungeon, dungeon diye vuruyormuş. Ve bu da kişilerin aklında dungeon diye duyduğunda efendim zindan kelimesini falan hatırlatıyormuş. Okey. Yani bunlara da bir şey demiyorum. Ama bunlardan yaparsınız, yaparsınız 5 tane, 10 tane vesaire yaparsınız. Tutup da bunun üzerine kitap yazarsanız insanlar özellikle de bunu da yok şu sınavlar için çok uygundur. TOEFL'a, IELTS'e hazırlananlar, YDS'e, YÖK dil hazırlananlar için proficiency geçme garantisi vesaire falan derseniz işte orada bir itiraz hakkımız da doğacaktır. Arkadaşlar biz ne Türkçe kelimeleri böyle öğrendik ne de yabancı dildeki kelimeler böyle öğrendik. Bir de tutup da üzerine kitap alınırsa falan toptan yandık. Ne yapacağız? 1000 tane kelimeye hikaye mi uyduracağız? Konuşurken, bir şeyi yazarken hikayemsi bir şeyler mi uydurmak zorunda kalacağız? O sözcüğün doğal tabiatını falan unutmamış, yani unutmuş olmayacak mıyız? Aklımızda hepsi böyle hikaye boyutunda mı kalacak? Ya da kelimenin kendisini okunurken vanish diye falan sürekli aklımıza onunla mı yaşayacağız? Çok zor. Bu sadece yöntemlerden bir tanesidir ama abartmamak gerekiyor. Böyle bütün her şeye yoksa böyle kafa oraya doğru kanalize olacaktır. Hele kolay olduğunu falan da düşünüyorsa oturup böyle kendi yerinde sayan sanki ona bir rakam vermiş, bir şey vermiş gibi onunla yaşamaya başlayacak ve ne kullanacak, ne kullanabilecek çok da fazla ilerleyemeyecektir. Dilin tabiatına vesairesine falan aykırı. Türkçe'de de herhangi bir şekilde tutup da listeleme yapmıyoruz. İngilizce'de de böyle bir listeleme yapılması çok çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Biraz girişi uzattım. Şöyle sizle bir boş bir sayfa hazırlamıştım öncesinde. Spontan bir boyutta söyleyeceklerim bu anlamda. Hani bir ön hazırlık vesaire falan yapmadım. Dediğim gibi biraz dokunduğu için işin açıkçası geçtim bilgisayarın karşısına ve kelime söz konusu olduğunda neler yapılabilir, nasıl çalışılabilir? O şekilde ben de başlığı atayım arkadaşlar. Kelime çalışma yöntemleri şeklinde. Özellikle akademik boyutta çok çok işinize yarayabilir. Normal genelde de öğrenirken de bunları işletebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı falan olmaz. Arkadaşlar kelime öğreniminde en önemli olaylardan bir tanesi o kelimeyi kullanıldığı kontekst içerisinde değerlendirmek. O kontekst bizim için çok çok önemli. Yani ne tarz bir içerik yapısında veriliyor, sunuluyor, onu değerlendirmek, onu yorumlamak, illa Türkçe anlamını vesaire falan yazacaksanız o içerikte geçen mantaliteye göre hareket etmeniz gerekiyor. Atıyorum burada herhangi bir şekilde aklıma şu anda ne gelsin? İşte deliver gelsin mesela. Deliver fiili normalde ne demek? İşte teslim etmek vesaire şeklinde kullanılan bir fiil. Ama siz bunu tutup da deliver a speech diye görürseniz ne yapacak şimdi? Konuşma teslim etmek mi vesaire diye değerlendireceksiniz. Hayır, bunu beraber alacaksınız. Ve diyeceksiniz ki deliver'ın başka hangi anlamı varmış şeklinde baktığınızda konuşma yapmak deyip o şekilde doğru götüreceksiniz. Bir diğer boyutu işte atıyorum develop. Ne demek develop? Gelişmek, geliştirmek fiili vesaire şeklinde gidiyor. Develop a efendim disease dediğinizde burada bir hastalık geliştirmek diye mi alacaksınız? Hayır, develop a disease'de bir hastalığa yakalanmak şeklinde değerlendireceksiniz. Bunu yapmanız gerekiyor bu anlamda. O yüzden kafayı biraz daha geniş mantalitede tutarsak çok çok iyi olur. Bir diğer boyutta, basit kelimelerde bile yapabilirsiniz bunu. Atıyorum. İşte hand kelimesini alacaksınız. Bunu illa tutup da karşısına el diye yazarsanız orada kalırsınız. Peki ne yapacağız? El biliniyorsa ya da bilmiyorsanız onu yazdınız. Bir yan tarafına daha bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bugün yarın farklı bir kontekste gelir. Tutar ben bu hand'i biliyordum. Ne hale geldi ya bu kelime, bu sözcük deyip
fazla da ileri gidememiş olursunuz. Hand'in yardım anlamına geldiğini yan tarafına biraz daha not düşerek gitmeniz gerekiyor. Ay diyorsunuz. Sadece göz diye yazarsanız gözden başka sanki bir anlamı yokmuş gibi gelir. Bakın, beyninizi bu anlamda hani böyle sınırlı vesaire gibi düşünmeyin. Limitlerinizi zorlayın. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Beyin buna gayet müsait. Alışık yani. Göz diye yazacağınıza yan tarafına çok basit bir boyutta gözlem yapmak, gözlemlemek şeklinde bir observe deyip bir sinonim atıp ondan da bahsedeceğim eş anlam çalışmasında. Yanına mutlaka hani bir şey koyacak şekilde hareket ederseniz onun farklı bir bakış açısını, işte head diyorsunuz, sadece baş, kafa olacak şekilde. Hayır, bir yere yönelmek, bir yere doğru yol almak, gitmek şeklinde de değerlendir. Sadece bir boyutta kalmasın orası. Tutuyorsunuz işte accessory. Aksesuara baktığınızda karşınıza aksesuar diye gelecek. Bir yan anlamına baktığınız zaman ise aksesuarın suç ortağı şeklinde bir kullanım gelecek. Atıyorum farklı bir kelime olsun yine. Magazine. Normalde dergi demek değil mi? Mecmua, dergi vesaire. Bir yan anlamına baktığınız zaman silahlardaki şarjör anlamına gelecek. Burada oranın içerisinde kullanılan konteks yapısına iyi bakmak, iyi incelemek gerekiyor. Herhangi bir metin okurken vesaire, ufak bir diyalog yaparken, yani onları not alacaksanız yine, illa bir kelime ajandanız, bir işte efendim ayrı bir not defteriniz falan olacaksa, tek bir boyutta, tek bir pencereden değerlendirmeyin. Herkes plane'i uçak olarak falan bilir. Ama yan anlamına baktığınız zaman da efendim bir bakış açısı, bir düzlem olarak da karşınıza gelir. Respect'te herkes saygı duymak efendim, saygı şeklinde gördür ama respect'in açı anlamı da vardır. Ben bu olaya bu açıdan bakmadım da birçok açıdan bu farklıymış şeklinde kullanım yapılır. Context çok çok önemli. Onun içerisinde ne anlama geliyor diye birazcık kafa yormak gerekiyor arkadaşlar. İki numarada değineceğim en önemli yapılardan bir tanesi, bütün efendim sınavlar için olsun, normal genel dil için olsun, kelime çalışırken lütfen tek başına bir kelimeyi öğrenmemeye çalışın. Onu mutlaka yan tarafında bir complement'la beraber, bir tamamlayıcı öğe şeklinde, complementary usage'a doğru, complementary use diyeyim ben bunu, tamamlayıcı bir kullanım olsun, tamamlayıcı bir expression, bir ifade olsun yan tarafında. Ne demek istiyorsun hocam? Mesela şu. Arkadaşlar diyelim ki interested'ı bilmiyorlar. Parça okuyorlar vesaire de bir yerde duyuyorlar, dinliyorlar falan. Interested'ı bilmediğini hemen not alacaklar falan. Tutup bunun sadece interested deyip karşı tarafına efendim ilgili, ilgi duyan şeklinde aldığınızda yine bir şeyler yarım kalabilir. Çünkü bu kelimenin etrafında sağında solunda ne dönüyor, ne var? Onunla beraber alırsanız hem bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz hem de bunun gerçekten o kontekst içerisinde yukarıdaki bir numaraya hizmet eden yapısıyla beraber almış olursunuz. Nedir işte? Interested in something değil mi? Bir şeye ilgi duyma şeklinde diye alırsınız. İsim tamlamaları bu anlamda çok çok iyidir. Atıyorum printing press. Şimdi printing'e ayrı bakıp press'e de ayrı mı bakacak? Hayır. Baktığınızda bunu beraber ne oluyor? Matbaa şeklinde falan yanınıza hemen o tarafta aklınıza gelebilecek boyutta hatırlatıcı, ikinci bir elemanı, bir öğesi falan. Bu ister interested in'de olduğu gibi bir edat olabilir. Printing press'te olduğu gibi farklı bir efendim isim olabilir. Hiç fark etmez. Ya en basitinden blue deyip mavi diye yazacağımıza, atıyorum blue eyed deyip mavi gözlü şeklinde şöyle bir sıfat tamlaması olacak şekilde alsak daha iyi olmaz mı? Niye bir taneyle uğraşıyoruz ki? Bu yan tarafına bugün bir kelime koyarsınız. Yarın onun yanına da bir kelime koyarsınız. Derken o alır başını gider. Atıyorum sadece deliver değil. Deliver a speech. Yeni bir fiil öğreniyorsunuz. Tek başına alın. Yanına koyun bir isim. Bir zarf öğreniyorsunuz. Atıyorum hangi zarf olsun? Önemli ölçüde anlamıyla kullandığımız işte significant vesaire falan olabilir. Daha da ileri almak istiyorsanız değişik bir boyutta considerably olabilir. Verdim buraya considerably'yi. Yazdım. Dedim ki önemli ölçüde vesaire. Şimdi tek başına bu zarfla uğraşmaktansa ne yapıyorum? İşte atıyorum increase. Önemli ölçüde artmak. Önemli ölçüde decrease, azalmak şeklinde falan. Yanına bir fiil koy. Ya da increase'i mi bilmiyorsunuz? Increase'i tek başına alacağınıza increase considerably deyip onu en azından yan tarafındaki kelime de hatırlatabilir. İkili şekilde gidebilirsiniz. Yoksa yani bir yerde tek bir kelimeyle uğraşmak gerçekten vakit kaybı. Aynı zamanda bu çalışmalar birbirlerini destekleyecek yönde çalışmalardır ve 10 dakika, 15 dakika ayırsanız bile eninde sonunda bir kelimesi de bir şeyi hatırlatacaktır. İngilizce'de de, Türkçe'de de bazı kelimelerin
birbirleriyle çok çok yan yana gittiğini artık arkadaşlar okuma yaptıkça, konuştukça, yazdıkça görecektir. Atıyorum untimely diye bir sıfatımız. Zamansız, ani. Bu genelde zamansız ölüm, ani ölüm şeklinde geçen untimely death diyerek kullanılıyor. Çok metinde falan karşınıza böyle gelir. O zaman bunu beraber almak en mantıklı olan iştir diyor. Diğer bir efendim kelime çalışma yöntemlerinden bir tanesi de grouping arkadaşlar. Yani gruplama şeklinde gidersiniz. Öğreneceğiniz, bilmediğiniz, araştırma yapacağınız o kelime hangi tarz bir ne grubuna dahil olabilir? Bu tarz kitaplar da var piyasada. Bunları destekliyorum, seviyorum, inceliyorum. Çoğunu da hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Kendi çalışmalarımda da bu tarz gitmeye çalıştığım birçok egzersiz alıştırma falan oluyor arkadaşlar. Çünkü gruplama yaptığınız zaman bir nevi de terminoloji bir çalışma, terminolojik bir çalışma yapmış oluyorsunuz aynı zamanda. Atıyorum işte shell kelimesini kabuk değil de bunu tutup da savaş konteksti içerisinde gördüğünüzde, savaşla alakalı bir terminolojik bir gruplama yaptığınızda bomba anlamıyla falan, bomba atmak şeklinde bir kullanıma doğru götürmüş olursunuz. Sonra tutup atıyorum shell'le alakalı gitti, casualty gitti. Efendim zayiat kelimesi, ölüm vesaire falan, yaralanma gibi zayiat kelimesine gitmiş olursunuz. Yine devam edersiniz buradan, atıyorum invade, istila etmeye gidersiniz. Conquer, fethetmeye gidersiniz gibi böyle bir gruplama, savaşla alakalı bir terminoloji oluşturmuş olursunuz. Oradan geçersiniz, sağlıkla alakalı bir parça vesaire okuyorsanız, atıyorum vaccination, işte aşılama diyerekten bir kelime öğrenmiş olursunuz. İşte yukarıda vardı, develop a disorder, develop a efendim disease şeklinde hastalığa yakalanmak diye alırsınız. Bugün yarın cure diye bir şey öğrenirsiniz ama cure for something, bir şeyin çaresi şeklinde bakarsınız. Diagnose dersiniz, teşhis etmek. Diagnose a patient, efendim bir hastayı teşhis koymak şeklinde gidersiniz. Diye bir terminoloji, bir gruplama mantalitesiyle hareket ederseniz işinizi biraz daha kolaylaştıracağı kanısındayım arkadaşlar. 4 numarada yine sinonim, yani eş anlam çalışması ya da opposite boyutta zıt anlam çalışması, antonim çalışabilirsiniz arkadaşlar. Sinonim, antonim çalışmasında, eş anlam ve zıt anlam çalışmasında en azından bir tane kelimeyle yine uğraşmamış olursunuz. Onu ezberlemekle vesaire falan vakit kaybetmemiş olursunuz. Burada en basitinden improve mu öğreniyorsunuz? Gelişmek, geliştirmek mi? Konya'nın az önceki kullanmış olduğumuz kelime develop'u alın oradan. Yan tarafında bir şey koyun. Atıyorum. Develop a personality. Kişiliği geliştirme boyutu. Improve personality. İşte kişiliği geliştirme şeklinde falan verirsiniz. Improve a language. Bir dili geliştirme şeklinde. Develop appearance. Görüntüyü geliştirme şeklinde alırsınız. Biraz daha yukarı doğru gidersiniz. Enhance verirsiniz ona. Bir sinonim daha atarsınız. Bir derece yukarı çıkarsınız. Enhance işte beauty. Güzelliğine güzellik katma şeklinde gidebilirsiniz. Bu tarz bir taneli değil, birkaç taneli uğraşmış olursunuz en azından. Atıyorum işte slow kelimesini bilmiyor musunuz? Baktınız yavaş şeklinde bir anlamı çıktı karşısına. Bunun eğer ki bir tane de hızlı deyip rapid bilirsiniz ya da quick diye alırsanız eş anlamlı boyutunda en azından ikiye katlamış olursunuz oradaki kelime mantıklısını. Benim buradaki temel vermeye çalıştığım mesaj, kelime tek başına ne ezberlenir arkadaşlar ne de çalışılır. Uğraşmayın. Zaman kaybolur. Yan tarafında bir şeylerle falan o kelime anlam kazanacaktır. Evet. Diğer yöntemlerden bir tanesi de arkadaşlar